Merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle HTC1'in saat ayarlarına ve kullanımına göz atacağız. Hemen videoma geçiyorum. Ürünü açtığımızda üzerinde şu şekilde bir jelatin bulunuyor. Öncelikle jelatini alıyoruz. Arka kısmını çevirdiğimizde pil kapağı bulunuyor. Pil kapağını açıyoruz. Ürünle birlikte gelen pili cihaza takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi AM ve 12.00 şeklinde ürün açılıyor. Saatin ve dakikanın ortasındaki nokta işaretleri yanıp sönerken mode tuşuna basılı tutuyoruz. Dakika yanıp sönmeye başladığında adjust butonuyla dakikamızı ayarlıyoruz. Ardından mode tuşuna bastığımızda saat kısmına geçiyor. Tekrar mod tuşuna bastığımızda 12-24 saat seçeneği geliyor. Adjust butonuyla tekrar 24 saati alıyoruz. Mod tuşuna tekrar basıyoruz. Yıl seçeneği geliyor. Ayarı yaptıktan sonra tekrar mode tuşuna geçiyoruz. Month, day yani ay ve gün şeklinde seçenek geliyor. Adjust butonuyla ayımızı ayarlayıp tekrar moda geçiyoruz ve gün geliyor. Buradan da günün tarihini ayarlıyoruz. Mod tuşuna tekrar bastığımızda normale dönüyor. Adjust'a bastığımızda tarihi görüyoruz. Memory tuşu kaydedilmiş minimum ve maksimum sıcaklık ve nem değerlerini gösterir. Üst kısımda derece yani sıcaklık, alt kısımda ise nemi görüyoruz. Boştayken saat ışığı yanıp sönerken mod tuşuna bir kez bastığımızda alarm kısmına geçer. Mod basılı tuttuğumuzda dakika, mod tuşuna tekrar bastığımızda saat ayarını yaparız. 24 saatte olduğumuz için burada görmüş olduğunuz gibi alarm saatimizi 0-12 arasına, sabah saatlerine, 12'den sonrakinde öğlen saatleri ve akşam saatlerine ayarlıyoruz. Mod tuşuna bastığımızda alarm aktif oldu. Alarmı kapatmak için çift nokta yanıp sönmezken adjust'a bastığımızda alarm ayarını şu şekilde yapabilmekteyiz. Alarm ve ses ışığı söndüğünde alarm kapalı konuma geçmiş bulunuyor. Celsius ve Fahrenheit arasında geçiş yapmak için cihazın arka kısmını çevirip ayağı açtığımızda şu butona bastığımızda görmüş olduğunuz gibi Fahrenheit derecesine geçiyor. Tekrar C'ye geçmek için düğmeye bir kez basmamız yeterli olacak. Şimdi olacak mı? Görmüş olduğunuz gibi masa ayağı mevcut. Arzu ederseniz de duvara asabilmek için şu kısımdaki vida deliğini kullanabiliyoruz. Cihazımız bu şekilde. Satım alma yapmadıysanız hemen video açıklamasındaki linkten ürünü satın alabilirsiniz. Arzu ederseniz videomuza yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız diğer faydalı bilgilerimizden de faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.